Narsist seni önce deli gibi sever. Sonra anlam veremediğin bir şekilde seni nefret etmeye başlar. Fakat buna rağmen senden bir türlü vazgeçemiyor. Bakın vazgeçmiyor demiyorum, vazgeçemiyor. Bu çok çelişkili bir durum. Çünkü insan sevdiklerini görmek ve onları etrafında tutmak ister. Nefret ettiklerinden ise uzak durmak ister. Hatta görmek dahi istemez. Fakat narsistin tuhaf bir şekilde nefret ettikçe daha da kenetlendiğini görüyoruz. İşte bugün bu iki noktaya biraz daha yakından bakacağız. Çünkü burada olup biteni anlamamız gerekiyor. Nasıl ki bir imtihanda karşılaştığın soruya doğru cevap verebilmen için soruyu önce bir doğru anlaman gerekiyorsa çıktığımız bu hayat yolculuğunda neticede sınanıyoruz. Dolayısıyla karşılaştığımız sorunların üstesinden gelebilmek için onları da önce doğru anlamlandırmamız gerekiyor. Fakültede hocamız derdi, soruyu anlamak sınavın bir parçasıdır. Dolayısıyla burada yine bilgi güce dönüşüp işimizi kolaylaştıracak. Şimdi konuya tekrar dönecek olursak, love bombing ve aynalama döneminden sonra değersizleştirmeye maruz kaldığında bunu haliyle anlam veremiyorsun. Çünkü o güne kadar her şey karşılıklı çok güzel bir şekilde gelişiyordu. Fakat bir noktadan sonra sen onu hatalarıyla kabul etmeye başlarken o ise seni hatalarından ötürü değersizleştirmeye başlıyor. Çünkü seninle hayalde tasarladığı o mükemmel ve sorunsuz aşkı ve evliliği yaşayamayacağını anlıyor. Yani hatalı, kusurlu bir insan olduğun için onu hayal kırıklığına uğratmış oluyorsun. Tiksindiriyorsun. E tamam madem hayal kırıklığına uğrattım, terk etsin beni. Cık, öyle olmuyor işte. Bu defasında seni, yani senin beklentilerini, istek ve arzularını yok sayarak cezalandırmaya başlıyor. Ve burada şöyle bir şey oluyor. Bu da zaten seni o toksik ilişkinin içerisinde tutan önemli sebeplerden bir tanesi. Sen narsistin sana gerçekten değer vermediğini kabullenene kadar ilişkini veya evliliğini tekrar love bombing dönemine taşıyabilmek için olağanüstü bir performans sergiliyorsun. Yani karşındaki insanın içinde o ilk tanıdığın insanı arıyorsun. Onu tekrar ortaya çıkarmak için uğraşıyorsun. Yalnız burada sergilediğin o performans seni tüketirken onu ise duygusal anlamda besliyor. Ve bir taraftan hatalı, kusurlu ve sıradan bir insan olduğun için narsistin sana karşı nefreti arttıkça diğer taraftan kendisi için verdiğin o mücadeleye devam etmeni istiyor. Burada bir cevher var diyor. Onun için yaptığın onca şeyden ötürü kendini değerli hissediyor ya o yüzden Yalnız bu süreçte sana o kadar çok travma yaşatıyor ki. Şimdi burası çok önemli. Bu defa aslında beynin seni korumak için kendini kilitliyor. Yani sana yaşattığı olaylara erişimini bir müddet engelliyor. Dikkat et sana yaşattığı birçok şeyi hatırlamıyorsundur zaten. Bunun da şöyle bir nedeni var. Eğer sen bütün travmalarına birden erişebilseydin, sende oluşacak olan o duygu yoğunluğuna, o duygu kokteyline kesinlikle tahammül edemezdin. Bünyem bunu kaldıramazdı. Dolayısıyla sistem yaşadıklarını anlamlandırdıkça, yaralarını toparladıkça travmaları ele alıyor. O zamana kadar onları engelliyor. Yani sana bir nevi unutturuyor. Şimdi bir taraftan durum böyleyken diğer taraftan sana yaşattığı travmalardan dolayı sende yaralar açıyor. Sen ise sana yaşattığı bunca sıkıntılardan dolayı ondan vazgeçmeye kalkıştığında daha önce sende oluşturduğu yaralara basarak seni tekrar o döngünün içerisine çekiyor. Peki sen niye her defasında o döngünün içerisine düşüyorsun? Çünkü bir taraftan sana yaşattığı şeyleri geçici de olsa unutuyorsun ya. Bu defasında ya o kadar da kötü değildi galiba. Acaba ben mi abartıyorum yoksa niye beni tekrar elde etmeye çalışsın ki demeye başlıyorsun. Diğer taraftan da tabii senden esirgediği şeyler sana vaat etmeye başlıyor. Sen de bir umut ha şimdi olacak diyorsun. Halbuki sana olan oluyor zaten ama farkında değilsin. O heyecandan sana yaşattıklarını sorgulama ihtiyacı bile hissetmiyorsun. Halbuki şunu sorgulamalısın ne oldu da beni aylarca yok sayarak aşağılayan, değersizleştiren kişi birden beyaz atlı prens gibi veya bir prenses gibi karşıma çıkıp hayallerimi gerçekleştirmeyi vaat ediyor. İşte bunu sorgulamalısın. Kaldı ki senin her geri dönüşün bir öncekinden beter oluyor. Çünkü gittikçe daha kötü davranıyor. Peki neden nefret ediyor? Bu nefretin kaynağı ne? Birkaçını sıralayacağım. Birincisi, narsistler mükemmel aşkın peşindeler. Mükemmel aşktan anladıkları da sıkıntısız bir ilişkidir. Tabi başta bu aynalama döneminde o mükemmelliği tadıyor ve tattırıyor da. Fakat burada şöyle bir sorun var. O da şu, mükemmel değiliz. Hatalı ve kusurlu insanlarız. Ve bu gayet normal. Ve gittikçe birbirinize yaklaştığınız için beraberliğin getirdiği sıkıntılar nüksetmeye başlıyor. Menfaat çatışmaları oluyor ve bunlar aslında sağlıklı bir ilişkide gayet normal. Ama narsist olayı böyle görmüyor işte. O bu durumdan senin mükemmel olmadığını çıkarıyor. Kendisi içinde yaşadığı o hayal dünyasında mükemmel bir kişiliğe sahip. Sen ise mükemmel değilsin, sıradan basit bir insansın. Dolayısıyla seninle o mükemmel aşkı yaşayamayacağını gördüğü için hayal kırıklığına uğruyor ve seni tanıdıkça, hatalarını gördükçe sana olan nefreti artıyor. İkincisi sevgiyi zaaf olarak görüyor. Şimdi narsist kendisini çocuklukta şu şekilde koşullandırmak zorunda kalıyor. Sevgi bağımlılıktır. Halbuki sevgi bağlı olmaktır, bağımlı olmak değil. Fakat narsist sağlıklı bir gelişim süreci geçirmediğinden dolayı sevgiyi bu şekilde kodluyor. Ve seversem bağımlı olurum. Bağımlı olursam da hayal kırıklığına uğrarım. Dolayısıyla sevemem diyor. Çünkü çocuklukta o gerçek duygularla kendisini olduğu gibi annesine veya babasına sevdirmeye çalışmıştır fakat hayal kırıklığına uğradı. Dolayısıyla sen onu olduğu gibi kabul edip gerçek duygularla sevmeye kalkıştığın an o bundan rahatsız olacak. Çünkü sen ona yaklaşmaya çalıştıkça onun travmalarını tetikliyorsun. İşte narsist bundan nefret ediyor ve seni kendinden uzaklaştırıyor. Arkadaşlar bakın bu narsist için çok kötü bir durum. Zaten seni bu ilişkinin içerisinden tutan sebeplerden bir tanesi de bu oluyor. Orada o dört yaşına terk edilmiş ve sevgi görmeyen bir çocuk görüyorsun onun içinde. Onu acıyorsun ve onu sevgiyle doyurmaya kalkışıyorsun. İşte bunu yapamazsın. Bu onun kendi yolculuğu, kendi imtihanı. Tamam o yolu yürümek isteyen, tedavi olmak isteyen narsistin yanında durabilirsin, ona destek olabilirsin. Ki bu zaten yeterince zor. Fakat onun için o yolu yürüyemezsin. Üçüncüsü, onu gerçeklerle yüzleştiriyorsun. Şimdi narsist her ne kadar tasarladığı bir hayal dünyasında yaşıyor olsa bile ve içinde yaşadığı o hayal dünyasında muhteşem bir kişiliğe sahip olsa bile sebep olduğu şeyleri aslında görüyor. Yani senin orada o tükenmiş, perişan, ağlayan vaziyetini görüyor ya. Ona kendisinin sebep olduğunu biliyor. Tam bunu inkar ediyor, görmezden geliyor, umursamazmış gibi yapıyor kabahati sana yüklüyor. Ama aslında neyin ne olduğunu biliyor ve olup bitenin farkında. İşte bu noktalarda onu gerçeklerle yüzleştirdiğin için senden nefret ediyor. Halbuki bunu aslında bu durumdan kurtulmak için bir fırsata çevirebilirdi. Ama yapmıyor. Neden biliyor musun? Düşünsene bir insan bugüne kadar hiçbir şekilde bedel ödemediyse, sebep olduğu şeylerden ötürü hiçbir şekilde hesaba çekilmediyse, sorumluluk üstlenmediyse, bir hata yaptığında hep başkaları sebep olmuş olduysa, bu insan niye tedavi olsun ki? Salak mıyım der. Tedavi olup ne olacak? Sorumluluk mu üstleneceğim? Bedel mi ödeyeceğim? Bırak kalsın der. Peki neden vazgeçemiyor? Aşağı yukarı anlamışsınızdır zaten. Biri onun arkasını toparlamak zorunda. Sebep olduğu şeyleri üstlenmesi gerekiyor. Onu yüceltip ona kendisini değerli hissettirmesi gerekiyor. Ve sen tam belki ona hayal kırıklığına uğratmış olabilirsin. Fakat hani ilişkinizi kurtarmak için olağanüstü bir performans sergiledin ya. İşte o zaman zarfında sende o bütün ihtiyaçlarını giderebilme potansiyelini gördü bir kere. Ondan vazgeçemiyor. Sen benim bütün bu ihtiyaçlarımı gerektiğinde karşılamak için hayatımda varlığını sürdürmek zorundasın diyor. Senden besleniyor. Bu yüzden vazgeçemiyor. Arkadaşlar kanalıma katıl butonuna basarak destek olabilirsiniz. Burada paylaştığım videolar kişide farkındalık oluşturması açısından zaten amacına hizmet ettiğini düşünüyorum. Ve bu yüzden herhangi bir ayrıcalık sunmayacağım. Herhangi bir kısıtlama da olmayacak. İmkanı olan istifade ettiği oranda destek olabilir. İmkanı olmayanlar da dua ederse sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.